Arkadaşlar burada bakın, şehir merkezindeyiz ama iç bahçeler vardır bunlar. Göründüğü gibi değildir. Park yerleri vardır bunun, iç bahçeler. Yani burada sokaklara park, gördüğünüz üzere yok. Bu imar planı verilirken, burada ruhsat verilirken bunlar dikkate alınıyor burada. Gördüğünüz gibi bir tane araç yolda park etmiş durumda değil. Böyle olunca ne oluyor? Trafik akıyor. Kimin nereden çıktığı diye bir sorun yok. Kimin nereye park ettiği, kimin nerede durduğu diye bir şey yok arkadaşlar. Bakın burada. Darısı ülkemizi yöneten belediye başkanları, encümenler, o doktorlar, avukatlar vesairelerin başına. İşi bilmeyen adamlar yönetici oluyorlar. Yöneticilikte anlamayan, belediyecilikte anlamayan adamlar gidiyorlar, yönetici oluyorlar. Onların işi değil. Ben bile gitsem yapamam o işi. Kimse. Eğitim yok, bir şey yok. Öyle olunca böyle kaos şeklinde şehirlerde yaşıyoruz. Bakın sokak arkadaşlar, park yerleri. Sokaklarda bakın bir tane park eden araç yoktur. Burada aracın az olmasından dolayı değildir bunlar. Hiç kimse bana demesin. Finlandiya 5,5 milyon, bizim işte İzmir kadar, Ankara kadar. Öyle hiç kimse demesin bana. Bizim köyümüz de aynı. Küçücük olan yerimiz. Kentlerimiz de, daha doğrusu kent de diyemiyorum ben onlara da. Onlar da aynı. Yeni yerler yapılıyor, aynı sistem. Osmanlı'dan, Selçuklu'dan ne miras kaldıysa aynı mirası devam ettiriyoruz. İşin ilginç tarafı, bunu Osmanlı'yı reddedenler, ecdadını reddedenler yapıyor. Hiç farkları yok. Hiç farkları yok. Sanki onlar başka gökten zembilleymişler. Hiç zihniyette hiçbir fark yok. Sadece kabuk, görüntü. İçi aynı. Adam modernim diyor. Güzel laflar ediyor. Kadın hakları diyor, güzel laflar ediyor. Bilim kadınıyım, bilim adamıyım diyor. Güzel laflar ediyor. Ama icraata bir bakıyorsun, adam gene muhafazakar içeriden. Gene kültürünü, kültür deyip menfaatine geldiği şeyleri bırakmıyor. Görüntü yani. Yani hani bir reklam vardı, ses var, görüntü yok. Ya bunlarda görüntü var, ses yok. İcraat yok. İşin ilginç tarafı da o zaten. Bunu yapanlar çok güzel ağızları laf ediyor da, demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet, insanca yaşam. O bunlar çok güzel cümleler. Bunu Amerika'da yapıyor. Demokrasi götürüyor biliyorsunuz. Birçok yere götürdü. Irak'a götürdü, Suriye'ye, Afganistan'a götürdü. Ne oldu? Kaçtılar, gittiler işte. Onların getirdiği. Arkadaşlar yavaş yavaş mikrofonu alayım da yakınlaştırayım. Yavaş yavaş yağmur çiselemeye başladı. Otele geri dönüyoruz. Umarım otele kadar ıslanmayız. Arabasız geldik biliyorsunuz. Ben büyük ihtimal, gene tekrar ediyorum belki kendimi,
videom uzun olacak. Bu videoyu ben kısa parçalar halinde, 15'er dakikalık parçalar halinde birçok bölümden oluşturacağım. Öyle görünüyor bu iş. Yüküm de var sırtımda. Hava da soğuk. Bir de yağmur atmaya başladı. Şu ağaçların altından gidersem belki biraz yırtarım ama onlar da beni 100 metre kadar koruyacaklar. Ondan sonrasında yok ağaç. Çünkü sola döneceğim. O sokakta bir şey yok. Ben size şu şeyi göstereyim. Şurada güzel bir bina var. Vallahi restorasyon yapılıp kullanılsa çok iyi olur. Ev olarak bile çok güzel. Belki de orijinali evdi. Bir göstereyim size. Şu yolun karşısında gördüğünüz bina, ev büyük ihtimal. Bilemeyeceğim. Çok güzel ama. Hoşuma gitti. Birazcık restorasyon. Hatta restorasyona bile gerek yok da. Yani şöyle dış boya falan. Boya dediğim yani dış. Sağlam bina yani. Sadece görüntü restorasyonu yapılması lazım birazcık. Şöyle yakından da umarım görürsünüz. Biraz daha yakınlaştırdım kameramı. Çok güzel bir ev. Mükemmel yani. Bence. Hanım gitmiş. Ben burada video çekerken. Umarım düz gitmez. Çünkü sola döneceğiz şuraya doğru. Umarım hatırlar nereye döneceğini. Ben şimdi onu bağırsam bile rüzgar benim karşımdan estiği için kendimi duyuramam. Bakın arkadaşlar, yaya yolu, bisiklet yolu ve karayolu. Hanım geçti gidiyor. Yok, orada yaya kaldırımı yokmuş, doğru gidiyor. Eğer o yaya kaldırımın, daha doğrusu yaya geçidi yokmuş. Ben şuradan geçeriz diye düşünmüştüm ama burada yaya geçidi yok. Yaya geçidi olmadığı için geçmiştir inşallah. Duruyor mu? Evet duruyor. Ha, iyi. Çok güzel. Bu bina şeymiş arkadaşlar. Arıtma. Arıtmaymış bütün. Zaten hafif koku da var. Arıtma olduğunu tahmin etmek hiç zor değil. Arkadaşlar bakın, Türkiye'de eksik olan bir şey. Burada Tale'ye yoldan gelenler hep kırmızıdır. Eğer buraya araç gelirse burada sensör vardır. Aracı görür. Ondan sonra bu ana yolu kırmızıya verir. Diğer türlü bu ana yol devamlı yeşildir. Evet, bakın biz bastık. Bastığımızdan dolayı orası kırmızı oldu, zaten görünüyor. Diğer durumlarda devamlı yeşildir arkadaşlar. Ve bakın çok da kısa süreli veriyor bunu. Çünkü önemli olan ana cadde. Bir de bakın şurada. Şurada durursun, çizgi vardır. Kırmızı ışık. Şu çizgide. Şey buradadır. Trafik ışığı. Bunu göremezsiniz arabadan, Türkiye'de olduğu gibi. Bunu göremediğiniz bildikleri için karşıya da koymuşlardır. Trafik lambası. Bunu niye düşünemiyorlar Türkiye'de? Kuşadası'nda böyle tali yollar ve ana yolu eşit olarak bir eski sistem sırayla 3'er dakika, 5'er dakika, her neyse bilmiyorum, sırayla veriyor. Biz ana yolda duruyoruz. Tali yoldan gelen giden yok. Biz neyi bekliyoruz bilmiyorum. Türkiye'de ben yüz binlerce mi ne şey var, böyle ışıklandırma var. Burada harcadığımız akaryakıtın miktarı belki bizim bu dış ticaret açığımızı karşılayacak. O kadar çok. Çünkü
akaryakıt. Oralarda biz paramız çok olduğu için bekliyoruz. Bunlar da kaymakamlar, bilmem neler, bu ülkeyi yönetiyorlar. İşi bilen kaymakamlar. Ne güzel yönetiyorlar biliyor musun? Belediyeler. İşte belediyede avukatlar, doktorlar. Sonra ne diyeyim? Buzdolabı bilmem neciler. Elbette onlar encüman olacak ama o işin başında onlar sadece para işlerine bakmaları lazım. O işi bilen insanlar, o adamlar gidip başına geçiyorlar. Hiçbir şeyden haberleri yok. Böyle bir düzen gelmiş gidiyor ülkede. Alan memnun, veren memnun. Otele yaklaştık. Yine yağmur atıyor arkadaşlar. Otel şu ağacın arkasında olması lazım. Göremiyorum daha. Ama çok yaklaştık. 3 aşağı 5 yukarı 500 metre, 300 metre, 500 metre arası bir yolumuz var. Burayı zaten siz hatırlıyorsunuzdur. Okula giderken çektiğim yol. Toyota'yı göstermiştim size. Bakın arkadaşlar, özel arazi burası, park yeri. Sokağa fabrika çalışanları park edemiyorlar. Burası fabrikaya ait olan park yeri. Her iş yerinde vardır. Bakın, burası da Toyota. Bakın, Türkiye'de de var Toyota, görüyorum. Toplam 10 tane küçük küçük park yeri yapmışlar. Arabayı yan yana koyuyorsun, kapıdan arabadan dışarı çıkamıyorsun. Bakın, Toyota. 5,5 milyonluk ülke. Bakın. Gelirken gördünüz zaten. Ne kadar büyük oldu. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bu yurt dışını gezen belediye yetkilileri, başkanları, kimse artık, bunlar gözleri kapalı mı geziyorlar bu ülkelerde? Veya bizden daha az gelişmiş ülkelere mi gidiyorlar? Görmüyorlar mı? Veya belli bir yerlerde gezip, çünkü kapıdan kapıya alıyorlar ya onları. Havaalanında oradan buradan. İşte bakmıyorlar mı? Bir otelden bir otele, bir konferanstan bir konferansa mı koşuyorlar ki gözleri kapalı? Bu şehirleri gezmiyorlar. Anlamış değilim. Anlamış değilim. Bunu halk istemesi lazım. Halk istemediği için de onlar aynı Osmanlı zihniyetini, yani Osmanlı'yı kötülemiyorum ben burada, eski zihniyeti devam ettiriyorlar. Osmanlı'yı reddediyorlar bu kişiler gibi. Ben buna ne yaparım biliyor musun? Koca bir kahkaha atarım. Geldik otele. Evet, otelimize geldik. Islanmadık ama, hafif ıslandık ama. Bu sersem ıslatan yağmuru, öyle deriz ya. Öyle bir yağmur yağını. Artık gidelim otelimize. Oo, hızlandı yağmur. Sersem değil artık. Açık göz ıslatan yağmuru da oldu yani. Mutfağa gidip yiyelim dedi hanım. Aldıklarımızı indirelim midemize. Hemen. Burada birisi bizden önce de gelmiş. Yemek kokusu var burada. Mutfakta. Oh. Var mı kimse bizden başka? Yok. Burada da var bir mutfak. Ha, burası bizim kullanacağımız mutfak büyük ihtimal. Evet.
ağır yemek kokusu var burada. Hint mutfağı olduğu belli. Evet, gördüğünüz üzere her şey Hindistan'dan gelmiş büyük ihtimal. Hindistan diyorum da oradan uzaktan gelmiş. Bunlar burada yapılan şeyler değil. Bunlar çok klasik şeyler. Modası, Fin kültürüne uygun şeyler değil bunlar. Finlerin sevdiği dizayn değil bunlar. Kaç kiloymuş bu ya? Oh, omuzlarım yere düşmüş, haberim yok. Televizyonda bir şey var mı bakalım? Açık mı bu? Nasıl açılıyor? Şöyle bir iki kapalı mı? Fişimi çekik. Bayağı da görüntü var, ses yok arkadaşlar. Buldum galiba ama çalışmıyor. Bakalım. Totta kai Alisalla ja Aleksilla tulee haasteita jatkossa lasten kanssa. Kun lapset kasvavat isommin. Vakkalan. 49. Bu da iyi taraf arkadaşlar, Fince öğrenebilmek için altyazı var. Dublaj olayı yok bu Finlandiya'da. O yüzden çok çabuk Fince öğrenebilirsiniz. Oo, hanım çok hızlı. Bizim yemek masamız hazır bile. Bugün yemekte ne var? Mitata nasıyordun? Ya ben maskemi bile çıkarmadım. Arkadaşlar bugün çok yorucu bir gün oldu. Bugünlük artık bu kadar diyorum. Yalnız bugünlük bu kadar diyorum da videomu nerede keseceğim? Kaç parçaya keseceğim? Onu bilmiyorum hala. Eğer burada rast gelmez, ikinci bölümde bana rast gelirse bu. Yarın görüşmek üzere diyorum. Videom devam edecek. Hadi hepinize iyi akşamlar. Yemeğimizi yiyip istirahatimize çekilelim diyorum. Biraz da televizyon seyrederiz. Sonra yarın okul günü. Arkadaşlar iyi geceler. Otel odasının balkonundayım. Dikkatimi çekti. Etrafı göstereyim biraz da. Sonra da dikkatimi çeken şeyleri göstereyim ben size. Daha doğrusu şeyi göstereyim. Otel balkonumdan görünen manzara bu. Gece manzaram. Öyle bir özel bir manzara değil. Şimdi dikkatimi çeken, gördüğünüz üzere bir gündüz göstermiştim, Audi galerisi vardı, Audi araba galerisi açık ama galerideki arabaların farları açık ve hiçbir ses yok, yani motor da çalışmıyor.
ne amaçla bu farlar açık bırakılmış, gelip şiddet uygulamasınlar diye mi yapmışlar onu bilemiyorum. İlgimi çekti. Şöyle farlar umarım açık olduğu görünüyordur. Gece videosu birazcık düzgün çıkmıyor. Işık yetersiz geldiği için böyle bir şey ilgimi çekti. Bilemiyorum neden ileri geliyor. Diğer park yerindeki olan arabalar karanlıkta. Ama yeni arabalar zannedersem farları açık bırakılıyor emniyet için. İlgimi çekti. İlginç bir uygulama yani. Neyse, ben istirahate çekiliyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Videom yarın devam edecek. Sabah kalkıyoruz erkenden, okulumuza gidiyoruz. İyi geceler tekrar.